sarı gelini millet olan bir Ermeni cenaze marşı gibi empoze etmeye çalıştı ya bir 200 sene önce. Bu bizim öz kültürümüz. Bunu kimseye vermek gibi bir lüksümüz yok, hakkımız da yok. Kültürünü kaybeden milletler millet olma vasfını kaybederler. Mümkün değil tabii ki. O yüzden biz kültürümüze sahip çıkmamız gerekir. Çok doğru. Refik Altınay tarafından 919 gibi yıllarda Kars'ta Erzurum türküsü olarak derlenmiştir. Sarı gelin öz bir öz Erzurum türküsüdür. Kimse heveslenmesin. O yüzden de hep sarı gelini Dadaş kızını okurken. Dışta gülen bir yüz, içte sızıyım. Ben bu ovaların dertli kızıyım. Dadaşın yanında şans yıldızıyım. Ezelden nebede dadaş kızıyım. Örülmüş kaderim boncuklu oya. Palan döken bekçi geline toya. Ruhumu titretir gördüğüm rüya. Ezgimle, barımla dadaş kızıyım. Eğilmez, eğilmez dik durur mağrurdur başım. Yanık türkülerden sızar gözyaşım. Dadaşım, toprağım bir lokma aşığım. Göğsüm gurur dolu dadaş kızıyım. Dapkan Ovası'nın şen düzlerinden bin türkü çağrılır gönül telimden. Kapkara gözlerim bakar derinden. Ben dadaş gelini, dadaş anası, dadaş bacısı, dadaş kızıyım. Ben öyle yüreğinize, milyonlar alkışlıyordur seni. Gönlünüze sağlık. Sağlık. Yüreğine sağlık. Paşa sen. Ellerinden sağlık. Müthiş güzel bir şiir. Olsun. Fonda zaten sarı gelin. Erzurum'un mu, Azerbaycan'ın mı? Bunu tabii ki tartışmaya gerek yok. Komşuluk o kadar kültürlerimiz iç içe ki. Var tabii ki. Azerbaycan halk mahnısı olarak biz tabii her defasında söylüyoruz. Evrensel sarı gelini. Evrenseldir artık evet. Hepimizin. Ama Erzurum türküsü olarak şimdi diyor ki palan döken yüce dağ, ardımor sümbüllü bağ. Seni vermem illere ne çeki bu canım sağ. Vay nenen ölsün sarı gelin. Erzurum çarşı pazar içinde bir kız gezer. Elinde divit kalem katlime ferman yazar. E bir Ermeni türküsünün içinde Erzurum'u palan döken kelimelerin ne işi var? Akıl var mı? Müthiş bir var. Türkümüz. Hep yani, seslendirelim, hep söyleyelim. Bizim türkümüz. Ben de böyle bir şey yapalım işte mı? Erzurum yöresine ait bağlama yazmayla. Hiç sen onu çıkarma şimdilik. Tam Erzurum oldu şimdi.